Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi bugün geçen sene bitirmiş olduğum organik yani boynuz, tendon ve akça ağacının yapımı olan yayımı açacağım. Yani büyük bir bölümünü açtım. Geri kalan kısmını şimdi beraber yapacağız. Biyokompozit de deniliyor yaylara. Yani kompozit demek farklı özelliklerde olan farklı malzemelerin birleştirilerek aynı hareketi yapması özelliğine verilen isimdir. Kompozit. Kompozit malzemeler genelde hareketsiz malzemelerdir. Fakat Osmanlı Türk yayının özelliğini kazandıran ya da Osmanlı Türk yayını, Osmanlı Türkiye'yi ünvanını kazandıran en büyük özellik kompozit malzemenin hareket edebilmesi. Yani geriye doğru hareket etmesi, hatta öyle söyleyelim. Geriye doğru hareket etmesidir. En büyük özelliği. Normal şartlarda bu malzemeler hareket ettirilmesi bile çok zor. Yayın içerisindeki ahşapın tamamen ters özellikleri kazandırılması çok zor. Buna boynuzun yapıştırılıp da boynuzla beraber bu hareketin verilebilmesi çok zor. Ve üzerindeki tendon tabakasının bunu desteklemesi ya da desteklettirilebilmesi ayrı bir zor. Biz Türkiye'yi yapımında, Osmanlı'yı yapımında bu özellikleri zor da olsa öğrendik. Evet, ustamız yok, ustasız öğrendik. Ben 12 sene oldu bu işle uğraşıyorum. Ve evet, işin zor kısmı bunu ustasız bir şekilde başarabilmek gerçekten çok zor. Birçoğu arkadaşımız bu işle uğraşıyorlar. Yani yay yapılabilir, evet, boynuz, ahşap ve sinir tendon birbirine yapıştırılabilir ya da C şeklindeki formu verilebilir ya da sal kıvrılabilir, ama bunların hepsinin aynı şekilde hareket haline geçirilebilmesi gerçekten ustalık ötesi bir ustalık istiyor. Yani birçoğu arkadaşımız yay açma aşamasında evet, hayal kırıklığına uğruyorlar. İnşallah onlar da muvaffak olur, ne diyeyim. İşte dediğim gibi, yani bu hayal kırıklığına uğramanın sebebi de dediğim gibi kompozit malzemelerin, yani farklı özelliklerdeki birçok malzemenin aynı hareketi yaptırılabilmesi özelliği bu işi yapan insanları hayal kırıklığına uğratıyor gerçekten. Ben de çok uğradım, yani hayal kırıklığına yaklaşık 6 sene boyunca sadece hayal kırıklığı için uğraştım. 150'nin üzerinde yay bozdum, kırdım, kestim, suya soktum, çıkarttım, kara soktum, çıkarttım ve çalıştırdım çok şükür. Yani şu anda yay yapabiliyorsam bu uğraşmalarımın cabası olarak görüyorum tabii ki. Yani ustamız olsaydı başımızda ya da bu işi yapan eski ustalardan bir tanesi yaşamış olsaydı, onlardan birinden el almış olsaydık, gerçekten çok daha kolay bu işi başarabilirdik, ama hayırlısı böyleymiş demek ki. Yaradan böyle takdir etmiş. Biz de böyle yapıyoruz. Şimdi bu yaptığım hareket yayın ısınmasını sağlıyorum. Yani nasıl ki spor yapıyorsak spor yapımında hareket öncesinde bir ısınma hareketleri yapıyorsak, bu da yayın ısınması açısından yapmış olduğum. Yani olmasa da olur. Evet, olmasa da olur. Yay açımında olmasa da olur, ama olursa daha iyi olur açıkçası.
Dediğim gibi bu yayın ben büyük bölümünü açtım. Açmadan önce yayın formu buydu. Şu an aslında yayımız açıldı. Ben şu anda yayı daha da hareketli hale getireceğim. Arkadaşların dediği gibi biz bu işe salı günü başlamadık. Pazartesileri çok yoğun oluyor diyor. Evet, gerçekten öyle. İki sene oldu. Çok ciddi uğraşlar verdim bu konuda. Ciddi emek harcadım. Bu aşamada yay kırılabilir de bu riskimiz de var. Yani şu anda yayımız açıldı bitti olayı yok. Yani risk hala devam ediyor şu anda.
Evet. Şu an büyük bölümü bitti sayılır. Yani hala daha evet risk geçmiş değil. Yaydaki bundan sonraki riskler daha devam ediyor. Yani çok dikkatli hareket etmek zorundayım. Aksi halde yani 2 senelik emeğim bir anda ziyan olabilir. Şimdi buna bir kiriş modellemem lazım. Evet. Açılışı ona göre yapmam gerekli. Bu boy buna uygun gelecek. Hemen bakalım. Kaç santim? Bu arada atölyem biraz karışık. Metre bulmakta da zorlanacağım. Evet, 117 santim kiriş, 117 santim kiriş buna iyi gelecek. Kemer boyuna bakalım. Şuradan kasan gözünü yapmış olsak kemer boyuna şöyle yapsak olmaz. Şöyle yaptırsak evet şurası şöyle kemer boyuna buna uygun gelecek. Bir tane kiriş öreceğiz buna hemen hızlıca. Tabii açılışı bundan yapacağız sonra. Bir kere göreceğiz. Hemen bakalım. Evet. Şimdi bundan sonraki aşamada yaydaki kasan başlarını ayarlayacağım. Bakalım şuna. Olmadı.
Siz benim böyle yaptığıma bakmayın. Bunlar hepsi hesaplı işler. Yani hemen kalemden çizdim oldu değil. Ben bunları hep hesaplarını yaptım. Bu kasan gözü noktaları tabii ki hesaba göre seçiliyor. Öyle kafamıza gözümüze göre ben burayı sevdim, burası güzel oldu şeklinde değil. Evet değerli arkadaşlar, ben şimdi kasanları ayarlayacağım. O biraz uzun sürecek. Şu an videomu kapatıyorum, sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi kasanları ayarlayacağım için ince hesap yapmak zorundayım burada. Şimdi oldu. Evet. Şimdi oldu. Şimdi bu işin bu aşaması gerçekten çok aşırı dikkat isteyen bir aşama. Yani burada yapacağım en ufak bir hata birçok şeyi negatif etkileyecek. Onun için aşırı dikkatli olmam lazım. Gözlük ya da koruyucu malzemesi kullanmayacağım.
dikkat edilmesi gereken noktası aslında burası. Çünkü tamamen simetrik olmalı. Burada ne yaptıysam burada da onu yapmak zorundayım. Burada hata yaparsam burada da yapmak zorundayım. Burada güzellik yaparsam burada da yapmak zorundayım. Yoksa paket. Onun için evet, bir Osmanlı Türk yayında hata kaldırmıyor, hata kabul etmiyor ama hatayı inkar eden kısmı burası. Arkadaşlar, tendon, boynuz ve ahşap tamamen organik malzemeler oldukları için akciğere ya da boğazlara ya da vücuda herhangi bir zararı yok. Yani vücut yapıyorsun, pislikten beraber olan tozu atıyor. Yani vücut buna uyarlanmıştır ama sentetik malzeme böyle değil. Sentetik malzemede ne yaparsanız yapın, vücudun onu atması çok zor. Atarken de ciddi sıkıntılar çekiyor zaten vücut. Yani vücut ona göre programlanmış bir organizma açıkçası.
Evet. Aynı kasan yapısına ait bir yayımın ölçüsünü buldum. Şimdi onun hesabını göre aynı hesap yapılacak. Burada bir hesapsal hatayla karşılaştım ama tekrar bir ölçeceğim. Hata yapmak istemiyorum. Evet. Evet, doğruyu bulduk. Şimdi kasan gözünü açalım.
Kasan gözümüzü açalım şimdi. Evet, işlem tamam. Kasan gözünün açılması da bu yayda, yaylarda daha doğrusu, bu yayda değil de yaylarda en dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Yani aslında yayda her şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Orası burası değil de her aşamasında gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak bir hata da en ufak bir hatada yayımızı gerçekten bozmamız an meselesi. Ya aferin bana ya. Uf. Yine mi? Bitti. Bu kadar. Bunu yaparken de kırdığım çok kasan oldu.
Evet, bu tarafta tamam. Şimdi ben videomu keseceğim. Bunlara tutkalımı eriteyim. Buralara sinir saracağız. Ondan sonra yayımıza kiriş vurma aşamasına geçeceğiz. Tepelik aşaması. Pardon, tepeliğimiz burada. Tepeliği aldık. Asa gezini alacağız. Yani alıştırma aşaması. Kafam başka bir yere kaydığı için telaffuz etmekte zorlandım. Evet. Ben bazı şeyleri hallettikten sonra tekrar videoya geçeceğim. Görüşmek üzere. Evet, yayımızın kasan gözlerini de oluşturduk. İnce raspalarını yaptım. Şimdiki sinirlerini didikleyeceğim. Burada şu an tutkalım dediğim gibi erimek üzere. Bu süre içerisinde ben sinirlerimi didikleyeceğim ve kasan gözlerinin sargısını oluşturacağım. Daha sonra yayımı atışa hazır hale getireceğim. Şu çıkan artıklar tutkal olarak geri dönüşüme dönüyor. Şöyle biriktireceğiz. En sonunda tutkal olacak onlar.
Bu yaptığım işlemler yayda son rötuşlar. Bundan sonra artık yay hem atış yapacak hem derisi kaplanacak. Yani son işlemleri bunlar. Dolayısıyla artık yay bitmek üzere arkadaşlar. Evet değerli dostlar, yay birkaç güne artık tamamen sonlanmış olacak. Yani öyle 1-2 saatlik iş değil, birkaç günlük iş. Bittiği zaman derisini de döşediğimizde yayımızın görünümü bu olmuş olacak. Evet. Daha sonrasında bunlar şu anda hali hazırda boynuz vurulmak için bekleniyor. Boynuzlarımız da hazır. Tabii ki bu işler biliyorsunuz her şeyin bir zamanı süresi var. Mecburen süresini beklemek zorundayız. Zamanını beklemek zorundayız. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.